Ne oluyor? Ne oluyor? Dün ben sana ne dedim? Ne dediğinizdi? Saat 6'da ayakta olacaksın demedim mi? Öyle mi dediydinizdi? Evet efendim, öyle dediydim de. Sen artık kirasını ödeyemeyip kayınpederin evinde kalan bir damatsın. Sen bir iç güveysin. Ama babacığım lütfen yani. Türk toplumunda iç güveyler saat 6'da kalkar diye bir anane mi var? Türk toplumunda olmayabilir ama bu evde var. Babacığım yarım saat daha uyusam? Yarım saat sonra bakkaldan dönmüş olman, gazetemi ve ekmeğimi almış olman gerekir. Kahvaltı edeceğiz, ekmek yok. Hadi bakalım, hadi, hadi. Ama babacığım ekmek belli bir yaştan sonra zararlıdır. Siz hiç anti-aging diye bir şey duymadınız mı? Duymadım. Duymak da istemiyorum. Ben senin kalkmanı istiyorum. Ben bu hallere düşecek adam mıydım? Ben kayınpederin elinde oyuncak olacak adam mıydım? Ben bu saatte bakkala gidecek adam mıydım? Daha dur sen, dur. O böyle ödemeyip yediğin 5 aylık kira burnundan gelecek senin Kadir Efendi. Damadı erkenden yine ayağa dikmişsin ha? Öyle. Madem iç güveysi oldu, yok öyle kayınpederinden sonra kalkmak. İyi vallahi, iyi yapıyorsun. Akıllansın biraz. Mustafa nerede, kalktı mı? Kalktı kalktı, elini yüzünü yıkıyor. Gelsin kahvaltı etsin. Aman Mehmet, senin oğlun ne zaman kahvaltı etti? Sen çocuklarını da tanımıyorsun. Bu kadar yüz verip şımartırsan tanıyamam tabii ki. Ayvalık'tan alacağımız evin paraları senin yüzünden poğaçaya gidiyor. Enişte. Enişte. Ne? Ne yapıyorsun öyle durmuşsun? Uyuyor. Babam seni erkenden kaldırdı değil mi? Askerdeki çavuşun bile daha insaflıydı. O işte sabah sabah bakkala yollamıyordu. Sen bu eve iç güveysi gelerek hayatının hatasını yaptın. Hadi ya. Taktı kancayı babam sana. Mahvolmuş bir adamsın artık. O Mehmet ustaysa ben de hallederiz Kadir'im. Ben yılmayacağım, uykumu uyuyacağım. Ben doğru gidip seni yatağına yatacağım. Evet, yatacağım. Sonunda tek başına yatabileceğim bir yatak. Ben yatacağım. Uyum. Bırak, ben yatacağım. Bırak yatağımı. Gel buraya, ben yatacağım. Nefret ediyorum. İç güveysi olmaktan nefret ediyorum. Yaşamak istemiyorum. Ben artık ölmek istiyorum. Hadi çocuklar, bitirin kahvaltıyı da toplayalım şu masayı. Anne, İpek'in pek iştahı yok. Aşık ya. Abla, susar mısın? Aşık, aşık. Benim kızım aşık. Kısmetse bu sefer evlenecek. Of anne, ne evlenmesi ya? Daha bir kere görüştük. Ama ne görüşme? Yıldırım aşkı. Çağatay Bey telefonunu bile aldı İpek'in. Tamam işte. Birkaç kere daha görüşürsün. Sonra gelip isterler babandan. Yani anne, insanda hiç heves bırakmıyorsun sen. Hevesli gördünüz mü? İtiraf etti, evlenecek. Üf, ya anne ya, enişte mi 2 saattir tuvaletten çıkmıyor? Hala mı orada? Oho, onun tuvalet keyfi meşhurdur. Ondan evvel tuvalete girdin girdin. Yoksa bir daha öğleye kadar giremez. Babam tuvalette gazete okuyor. Bir de bu maçı çözüyor. Oho, enişten tuvaletten çıkana kadar ben üniversiteyi bitiririm ya. Hatta üstüne master bile yaparım. Ya millet, boğazda oluşan ve öksürüğe yol açan hisse ne denir? Soldan sağa 5 harfli, baş harfi G. Gıcık. Gıcık. Doğru vallahi. Sağ ol Defne'cim, ben tuvalete gidiyorum. Ama ben girecektim enişte ya. Hayır canım, giremezsin. Çünkü benim bitmedi daha, yani bulmacam bitmedi. Gülme Hülya, gülme.
Çocuk kimmiş, neymiş öğrendin mi bari? Aa, öğrenmez olur muyum ayol? Hülya'nın bankasında müdürmüş. Müdür mü? Evet. Hem de çok yakışıklıymış biliyor musun? Maaşı da 6.000 dolarmış. Kendi kendime şöyle bir Türk parasına çevireyim dedim. Ay beceremedim, o kadar çok yani. 6.000 dolar demek. Evet. Ay, üstelik İpek'ten de çok hoşlanmış. Aşık olmuş kızıma. Enteresan. Anneciğim, az kayele. Oğlum, değiştirsene üstünü sen. Saat kaç oldu? Senin işin gücün yok mu? Daha erken anneciğim, daha vaktim var. Sana da oturmaya gelinmez artık Şükran. Ne de olsa evde iç güveysi var. Aa, gider o, gider şimdi. Hadi çocuğum, arkadaşların gelip gidiyor, gitsene. Bir huzur verin anneciğim ya. Ah, pardon. Pardon canım, ben şu telefona bir bakayım. Alo. Ha, Mehmet sen misin? Ha, burada burada. Vereyim canım. Baba seni istiyor. Of ya, of ya. Alo. Efendim babacığım. Anlamadım. Çırak mı lazım? Ben mi? Ama babacığım benim işim var, gücüm var. Babacığım kapatmayın babacığım. Babacığım. Kapat. Şimdi gitmesek bizi evden atar. Değil mi anneciğim? Aa, atar çocuğum. Atar tabii. Hadi sana güle güle. Ben üstümü değişeyim anneciğim. Neyse. Ben de kalkayım artık. Maniküre gideceğim. Hmm. İster misin şimdi kuaförde de bir iç güveysi olsun? Ay çok hoşsun. Hadi güle güle. Hoşça kal. Beklerim yine. Hadi canım hoşça kal. Ama babacığım benim işim gücüm var. Ben daha gidip dükkanı açacağım. Hadi hadi konuşup durma. İki aydır kaldırdın yok kepengi. Şimdi mi açacaksın tuttu? Hadi doğru Mustafa'ya yardım etmeye. Öyle kaytarmak yok. Madem iç güveysi oldun eve bir katkın olsun. Gel enişte, hoş geldin. Ne sürtüyorsun kayınço ya? Ya sırıtmıyorum. Hadi tut da şuna yardım et, kaldıralım hadi. Orası yağlı kayınço ya. O taraf çırak tarafı enişte. Kalfa temiz yerden tutar, çırak yağlı yerden. Bu işler böyle. Hadi. Al şurada. Biraz daha kal. Çırak, bir çay kap gel bakayım hadi. Tamam ustacığım. Şu Hasan bir gelsin, ben onun ağzında sağlam diş bırakırsam neyim? Yavaş. Buyurun babacığım, getirdim çayınızı. Sağ ol. Hadi enişte, bekliyorum. Tamam, tamam, geldim çatlama. Damat, git iki şeker daha kap gel bakayım hadi. Var ya babacığım. Bugünlerde canım çok şekerli istiyor çayı. Şekerim mi var bilmiyorum ki. Ben gideyim de şeker alayım geleyim bari. Şu 19'u versene. Ne? 19. Alttakiler değil, üsttekiler. Ya Mehmet Usta, dükkana mal gelmiş. Çocuklar bir el atsa da indirsek be. Aa, ne demek Sinancığım? Tabii ya, tabii. Çırak! Efendim babacığım? Sinan abinin dükkanına mal gelmiş, bir indiriver hadi. Mustafa, sen devam et. Enişten halleder. Sağ ol Mehmet Usta. Ne demek Sinancığım? Yani çırak ve damat dediğim bugünler için var zaten. Hadi sen evladım, hadi. Dur enişte, burnuna bir şey olmuştur. He? Dur, bakayım. Ha. Aa, geçti. Sağ ol kardeşim.
Sen ben anneme nasıl da aşık oldum? Ceren'cim yemeğini yesene kızım. Evet minik kelebeğim. Dedeni mahcup etme durup dururken. Hadi dede ya anlat. Ya hadi baba ya biz de merak ettik. Ya sofrada yemek yerken konuşulmaz. Çıt çıkmayacak tamam mı? Herkes yemeğini yesin. Sen de uzat şu tuzu bana. Hadi anneanne ya sen anlat bari. Şimdi şöyle çocuğum. Dedenden önce bana dedenin annesi aşık olmuştu. Ne diyorsun Şükran? Canım annem beni görüp sana beğenmiş ya. Onu anlatıyorum çocuğa. Siz yoksa aşık olmadan mı evlendiniz? Evet çocuğum. Bizim zamanımızda daha aşk icat edilmemişti. Sen bakma dedene çocuğum. Aşk çoktan icat edilmişti de demek ki dedenin haberi yoktu. Biz de kuru kuruya evlendik işte. Ne gülüyorsunuz? Hadi herkes önüne dönsün. Yemeğinizi yiyin. Dur, dur, dur. Ben bakarım, ben bakarım. Alo? Enişte, sana. Kayınço, biz şöyle bir kahveye mahveye gitsek ha ne dersin? Gidelim enişte. Ha. Tabii müsaadenle baba. Ne işiniz var kahvede canım? Oturun oturduğunuz yerde her taraf sigara dumanı. Duman beni rahatsız etmiyor ki babacığım. Seni kayınço? Yok. Eder eder. Pasif içicilik de tiryakilik kadar kötüymüş yani. Şimdi torunum genç yaşta öksüz mü kalsın? Kahvenin önünde otururuz o zaman enişte. Açık havada. Ne güzel. Yok yok. Hava serin. Ciğerlerinizi üşütür hasta olursun. Üşütmeyiz babacığım. Niye üşütelim? Bizim bünyemiz sağlam. Olsun canım. Oturun evinizde bak. Şimdi birazdan maç da başlayacak. Ne güzel. O zaman ben de özgür bir vatandaş olmanın bana verdiği hakları kullanayım bari. O zaman ben de iç güvesini kapı dışarı etme hakkımı kullanayım bari. Kayınço, maç aslında çok güzeldir değil mi? Al onu yerden. Peki anneciğim. Giy onları ayağına. Giyeyim mi? Evet, giy giy. Şimdi gel bakalım benimle. İçeride çoraplarını yeniden çıkar, ayağını yıka öyle gel. Bir dakika damat, bir dakika. Şunları da banyoya atıver bakayım. Olur babacığım. Damat. Efendim babacığım. Şu çayları tazele bakayım. Sanırım tazelet demek istediniz değil mi babacığım? Defne babama bir çay... Tazelet demedim. Tazele dedim. Benimki açık olsun. Peki babacığım. Çocuğum benimkini de doldur içine de limon koy olur mu? Olur anneciğim. Enişte benimki de demli olsun. Oldu kayınço. Var ya hani bu cinnet geçirip ev halkını doğrayan, tarayan manyak herifleri şimdi çok daha iyi anlıyorum. Aa, ne biçim konuşuyorsun Kadir? Tövbe de. Ben koyarım enişte, sen yoruldun. Sağ ol, sağ ol Defneciğim. İç güveysi olmak kolay değil tabii. Biraz ağırdan al baldız. Oraya geri dönmek istemiyorum. Kadir, yarın için nasıl bir organizasyon düşünüyorsun? Organizasyon mu? Ha, yarınki doğum günü dedi. Ama Hurya, kelebeğin bütün sürprizini kaçırdın işin. Tutturamadın enişte.
Hadi ya. Ben Kasım'dayız sanıyordum. Tabii canım. Bizim tanışma yıl dönümümüz. Hayır Kadir. Evlilik yıl dönümümüz. Hadi ya. Ekim ayı oldu mu? Bu sene nasıl kutluyoruz? Bu sene. Bu sene mi? Ben diyorum ki Hülya, şu bizim Eminönü'nde balık yeme işini biz ananevi bir hale getirelim. Çünkü çok şirin oluyor. Şirin ve ucuz değil mi enişte? Şekerim, ben işin parasında değilim. Ben bizim yıl dönümümüz biraz denişik olsun istiyorum. Yoksa herkes gibi öyle pahalı restoranlara gidip mum ışığında alelade, yani ben de bilirim. Ama senin ablan sıradan bir kadın mı? Evet Kadir, ben sıradan bir kadınım. O yüzden de balığımı ekmek arasında değil, tabağın üstünde yemek istiyorum. Tamam hayatım, tamam kınalı kuzum. Gideriz şöyle cicili bicili bir yere, bir şişe de kırmızı şarap açarız. Harika. Sen her şeyin en güzeline layıksın, güzel güvercinim. Ulan yine bir sürü masraf çıktı ha. Akşam da güzel bir otelde kalalım Kadir. Otelde mi? Herhalde evlilik yıl dönümümüzde annemlerde kalacak değiliz Kadir. Ne güzel işte Hülya. Salonda birlikte yatarız kekliğim. Mehmet Çavuş saat 6'da gelip başımıza dikilene kadar bol bol vaktimiz var demek ki. Yok artık, evin salonunda sen ne ben? Ne var bunda minik kuşum? Biz karı koca değil miyiz? Bu bizim en doğal hakkımız. Olmaz Kadir, saçmalama. Hem sen o kanepeyi bilmiyorsun ama o kanepe göründüğü gibi değil. Çok rahat, böyle pufuduk pufuduk. Ha? Ayrıca iki gönül bir olunca samanlık seyran olur gıdık. Hayır Kadir, ben bu kanepede yatmak istemiyorum evlilik yıldönümüzde, o kadar. Oteli sen tut. Ben mi? Yok canım, ablana diyorum. Ha. Bu yıl dönümleri niye hep biz erkeklerin üstüne kalır kayınço? Vallahi ne bileyim enişte. Ya bu memlekette erkek haklarını savunacak yetkili bir merci yok mu? Öyle bir kitap çıkmış galiba ya. İstiyorsan al oku. Yok, okuyamam. Kitap kitap okuyamam. Vaktim yok. Çünkü yıl dönümümüz yarın akşam. Şurada bir yerdeydi. Dur bak göstereceğim. İşte bu. Aa güzel. Merhabalar, hürmetler. Evin anahtarının sende ne işi var çocuğum? Ama anneciğim, biz de artık bu evin bir sakini sayılırız, öyle değil mi? Defne'nin anahtarından bir adet de kendime yaptırdım. Evvelden gitmeye başlamış Şükran. Anneciğim, bir dakikanızı istirham edebilir miyim? Sizinle önemli bir mevzuyu görüşmem gerekiyor. Görüşelim çocuğum. Ne söyleyeceksen burada söyle. Burada olmaz. İçeride söyleyebilirim ancak. Tamam çocuğum. Pardon canım, geliyorum. Ay, ne söyleyecek acaba? Çatlarım vallahi ben burada. Şimdi bugün bizim Hülya'yla evlilik yıl dönümümüz ya anneciğim. Evet. Akşamleyin güzel bir yemek yiyeceğiz. Sonra da baş başa kalacağımız bir yere ihtiyacımız var. İşte E'si o yer burası oluyor anneciğim. Odanızı bir geceliğine bize bırakırsınız değil mi anneciğim? Oğlum, insan kayınvalidesiyle hiç böyle şeyler konuşur mu? Ama oteller kaç para, sizin haberiniz var mı anneciğim? Eğer biz Hülya ile bu gece baş başa kalamazsak Hülya boşanalım boşanalım diye tutturacak. O zaman üzülen yine siz olacaksınız yani. Oğlum ben kabul etsem baban kabul etmez. Vallahi seni kemerle döver. Buyur Sevinç teyze. Sağ ol bir tanem. Yaparsınız değil mi anneciğim? Halledersiniz değil mi? Çocuğum bakacağız, bilmiyorum. Kadir, ayarladın mı dediğim yeri? Ayarladım tabii minik serçem. Ayarlamaz mıymış? Benim adım hallederiz Kadir değil mi bebeğim? Ay neymiş o ayarlanan yer, merak ettim. Biraz özel bir konu Sevinç teyze. Kadirlerdir. Hülya'cığım sana bir sürprizim var. Anneciğim söylediniz mi babama? Hayır daha söylemedim. Ama hadi anneciğim daha yatacağız, işimiz var, gücümüz var. Anneciğim neler oluyor? Hadi sen benimle mutfağa kadar gelir misin kınalı kuzum benim? Ha? Anneciğim hadi göreyim sizi, ayarlayayım şu işi. Evliliğim sizin elinizde, halledin ha.
Mehmet. Evet. Ay nasıl söylerim böyle bir şey ben? Yine ne var? Bir şey mi oldu? Yo, bir şey olmadı. Aslında bir şey oldu. Ne oldu? Mehmet, damadınla kızına bir evlilik yıl dönümü hediyesi vermek istemez misin? Ne gibi? Şimdi şöyle, biliyorsun bu çocuklar uzun süredir bizde kalıyorlar. Evet. Tabii evli barklı insanlar, ayrı odalarda filan. Yani bu gece için şey yapabilir miyiz? Hadi Şükran, hadi çıldırtma insanı. Yani bizim yatak odasını çocuklara versek de... Ne? Aman canım, bir geceliğine. Olmaz, olmaz. Ölürüm de o damadı kendi yatak odamda yatırtmam. Aman Mehmet, sen şu kanepeye yatarsın, ben de kendime yere yatak sererim. Hem bizim için de değişiklik olur ha? Değişiklik falan istemiyorum ben. Ne oluyor Kadir, hani otele gidecektik? Gideceğiz hayatım, bizim için çok güzel bir yer ayarladım. Neresi orası? Harika bir yer, müthiş bir oda. Hatta oda servisi bile var. Hadi gidelim o zaman. Gideceğiz hayatım, ben orayla ilgili ayarları yapmaya çalışıyorum. Bu kadar sakladığına göre çok özel bir yer olmalı. Herhalde. Bugün bizim evlilik yıldönümümüz Hulya. En güzel odayı ayarladım. Sabaha kadar... Kadir! Hulya! Hadi kayınvalide, hadi ya. Çabuk ol biraz ya. Çok zalimsin Mehmet. Biz de yeni evliyken böyle sıkıntılar çekmedik mi? Evet, çektik. Ne olmuş? O zaman anlayışlı ol biraz. Efendim, biz başka, onlar başka. Hiç de başka değil. Onlar daha genç. Üstelik bugün çok özel bir günleri. Allah'ım, Allah'ım yarabbim, Allah'ım ya. Ya Şükran, biz neler konuşuyoruz ya? Bak Mehmet, sen damadı düşündüğün için sinir oluyorsun. Kızını düşün, sinir olmazsın. Ona da oluyorum. Nasıl böyle bir şey teklif edebilirler ya? İyi, tamam o zaman. Sen git tek başına yatak odasında yat. Ben burada kanepede yatacağım ve bundan böyle senin yanında da yatmayacağım, haberin olsun. Şükran? Evet, aynen böyle dediğim gibi yapacağım. Nasıl ama Hulya? Sana söylediğim gibi süper bir oda değil mi? Senden nefret ediyorum Kadir. Ayarlaya ayarlaya annemin yatak odasını mı ayarladın? Evet. Çok romantik değil mi? Bak, mumlar da var Hulya. Evlilik yıl dönümümüz kutlu olsun karıcığım. Hı. Hadi ama. Hı. Gıdık. Gıdık gıdık. Yapma. Bak hadi gıdık. Gıdık. Yapma. Var ya, ya siz adamı sinir edersiniz ha, illet edersiniz adamı. Ya şu olacak şey mi bu evde ya? Mehmet, duymamaya çalış. Ya duy artık hadi. Uyuyamıyorum Şükran, uyuyamıyorum. Bu kanepede de yatmak mümkün değil ya. Öf Mehmet, öf. Nesi var? Ne güzel kanepe işte. Yayı çıkmış, belime batıyor. Ayol, akşam tamir ediyordun ya. Sus Şükran, sus. Hadi, hadi uyu sen, uyu. Tamam, iyi.